Merhaba arkadaşlar. Trigonometrik fonksiyonları konuşacağız. Hepinizin malumu üzere trigonometri matematikteki en önemli konulardan biridir. Kalkülüs dersinde de bizim sürekli olarak karşılaştığımız ve temel özelliklerini bilmemiz gereken, hatta temel özelliklerinden ziyade ileri düzeyde bilmemiz gereken bir konu. Dolayısıyla trigonometriyi iyi bir şekilde anlayıp karşımıza çıkacak problemlerin çözümünde kullanabilmeliyiz. Şimdi biz bu videomuzda trigonometriyi anlatacağız. Trigonometrik fonksiyonlar aslında bizim amacımız sadece onları incelemek. Ancak trigonometrik fonksiyonların bazı özelliklerini de hatırlatacağız. Bu konular normalde lise müfredatında anlatılıyor. Ancak zamanla unutan arkadaşlarımız oluyor veya eksik öğrenen arkadaşlarımız oluyor. Bu dersimizde biraz bu eksiklikleri ve unutan arkadaşlarımızın unutkanlıklarını gidermek, daha sonra da trigonometrik fonksiyonların özelliklerini vererek mevzuyu bitirmek istiyoruz. Çünkü biz ilerleyen bölümlerde sizlerle birlikte trigonometrik fonksiyonların içerisinde olduğu limit hesapları, işte türev kavramı içerisinde bazı hesaplamalar, integral içerisinde bazı hesaplamalar yapacağız. Ki zaten biliyorsunuz fizikte trigonometrik fonksiyonlar çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ve sizlerin o trigonometrik fonksiyonların özelliklerini bildiğiniz kabul ediliyor. Bu bağlamda bu video ile varsa eksikleriniz ve anlayamadığınız yerler bunu gidermenizi ümit ediyorum. Şimdi bir trigonometrik fonksiyona geçmeden önce tabii trigonometri kavramını biraz şöyle üzerinden geçmek lazım. Trigonometri aslında ölçü bilimi demek. Eski Yunan'dan beri ortada olan bir kavram. İşte birazdan detaylarını konuşacağımız sinüs, kosinüs, tanjant, kotenjant gibi bir üçgenden yola çıkılarak elde edilen oranların çalışıldığı ve bu oranların geometrik nesnelere uygulandığı bir alan. Şimdi burada geometriden, Öklit geometrisinden kullandığımız bazı kavramlar var. Neyi kullanıyoruz? Açıyı kullanıyoruz. Açı. Açı iki ışının kesişim bölgesiydi. Yani bir O, A ışını alalım. Bir de O, B ışını alalım. Bu iki ışının kesiştiği bölgeye biz açı diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu açıyı ölçmenin de bir metodu olması gerekir değil mi? Hatırlarsanız bize ilkokulda şu şekilde gönye dediğimiz bir alet kullanıyorduk. Belki hala kullanıyoruz değil mi? Şu şekildeydi yanlış hatırlamıyorsam. Burada işte 0 yazıyoruz. Sağ tarafa 90 tane, sol tarafa 90 tane. 180 derecelik bir açı ölçme aracıydı bu. Getirip açının şu köşesine şuradaki noktayı yerleştirdiğimizde bize açının kaç derece olduğunu söylüyordu. Ama biz genellikle ne kullanıyoruz? Açı ölçü birimi olarak derece kullanıyoruz. İşte trigonometride derece dışında yararlandığımız başka açı ölçü birimleri de var. Bunlar bizim kullanım amacımıza göre değişkenlik gösteriyor. Şimdi bunları kısaca üzerinden geçelim. Derece bir çemberin 360'ta birini gören merkez açının ölçüsü. Yani bir çemberi 360 parçaya bölüyoruz. Şu şekilde 360 parçaya bölüyoruz. Bu parçayı gören şu merkez açıya 1 derece diyoruz. 1 derecenin 1 bölü 60'ta 1'ine, pardon 60'ta 1'ine 1 dakika. Dakikanın 60'ta 1'ine de 1 saniye diyoruz. Dolayısıyla 1 derecenin 3600 saniye olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani aslında diyelim ki şuradan bir şu noktadan bu noktadan bu noktaya geleceksek biz bu süreyi 60 saniye olarak ölçüyoruz. 60 dakika olarak ölçüyoruz. Affedersiniz. 60 dakika olarak ölçüyoruz. Bu dereceye çok aşinayız. Zaten sürekli kullanıyoruz. Bizim burada yani trigonometride kullanacağımız karşımıza çıkan açı ölçü birimi radyan. Nedir radyan? Tanımına bakalım. Bir çemberde yarıçap uzunluğundaki bir yayı gören merkez açının ölçüsü. Şimdi biraz önce 360 parçaya bölüyorduk. Bir parçayı gören merkez açıya derece diyorduk. Bu kez diyor ki şimdi O merkezli bir çember olsun, yarıçapı R olsun. Bir çemberde yarıçap uzunluğundaki bir yayı. Yani şu yayın uzunluğu da R'ymiş. Biz bu yayın uzunluğunu nasıl buluyoruz? Ona R demeyelim de mesela L diyelim arkadaşlar. Şu açıya da alfa diyelim. Biz bu yayın uzunluğunu nasıl buluyorduk? Normalde bizim bu çemberimizin çevresi 2 pi R idi. 2 pi R çarpı alfa bölü 360 bize neyi veriyordu? Bu yayın uzunluğunu veriyordu. Şimdi bu yayı R kadar aldığımızı düşünelim. Bunu R kabul edelim.
Bunu R kabul edelim dedik. O zaman arkadaşlar şöyle olur. R'leri sadeleştirirsek 2 pi çarpı alfa bölü 361 olur. Değil mi arkadaşlar? Sadeleştirdiğim zaman bunun 1 olduğunu görürüz. Eğer alfayı da şeyde 360'a da 2 pi olarak kabul edersek 2 pi yani 360 2 pi'ye karşılık 360 dersek o zaman alfanın 1 olduğunu görürüz. Dolayısıyla biz bir yeni bir ölçü birimi oluşturmuş oluruz radyan şeklinde. Buna radyan diyoruz. Ve 2 pi'yi 360 derece kabul ettiğimizde bu alfanın 1 radyan olduğunu görürüz arkadaşlar. Tamam mı? Biraz önce 360 parçaya bölüp 1 parçasını aldığımızda alfanın 1 derece olduğunu söylemiştik. Şimdi ben 2 pi'yi yani çemberin çevresinden gelen bu 2 pi'yi 360 kabul edersem alfanın 1 olduğunu görürüm. Bu bir kabul. Tamam, burada bir kabul yapıyorum. Normalde pi dediğim 3,14. Değil mi? Ama ben ne yapıyorum? 3,14 yani işte 2 ile çarp atıyorum. 6,28 küsuratını görmezden gelelim. 6,28 yerine 360 sayısını karşılık getiriyorum. Yani dereceye karşılık getiriyorum. Diyorum ki ben 360 derecenin yerine 6,28 sayısını alacağım. Ya da 6,28 sayısı yerine 360 alacağım. O zaman yeni bir ölçü birimine geçmiş oluyorum. Yani buradaki pi artık 3,14 olan pi'den çıkıyor. 180 değil mi? İkiye bölersek 180 olan pi'ye dönüşüyor. Benzer bir uygulamada grad için yapılıyor. Bu kez de grad da 360'a bölerek değil de 400 dereceye bölerek açı ölçüsü hesaplanıyor. Grad çok kullanılmıyor. Ama bu da bir açı ölçü birimidir. Bunların üçünün arasında sizin kolaylıkla elde edebileceğiniz bu şekilde bir ilişki var arkadaşlar. Pardon. Şimdi bazı örnekler var. Hemen onlara bakalım. 150 derece kaç radyandır? Şu sağ tarafı temizleyeceğim. Ya da şöyle yapayım. Yeni bir sayfa açayım. Örneğimizi oraya alalım. ...150 derece kaç radyandır diye sorulmuş. Ne diyeceğim o zaman? Derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi eşitliğinden 150 bölü 180 eşittir radyan bölü pi olur. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak 30'a böldüğümüzde burası 5, burası 6. Demek ki 150 derece aslında 5 pi bölü 6 radyanmış arkadaşlar. 50 grad kaç derecedir? Yine hemen derece bölü 180 eşit grad bölü 200 denklemi vardır. Grad bölü 400. Pardon sadeleştirince 200 oluyor değil mi? Grad bölü 200. O zaman derece yerine 50 yazarsak grad yerine derece bölü 180 eşit 50 bölü 200 olur. O da 4'te 1'idir. Yani 45 dereceye karşılık gelir. 5 pi bölü 3 kaç derecedir dediğimizde burada o denklemi kullanmak zorunda değiliz. Pi yerine 180 yazdığımızda bunun da 300 derece olduğunu görebiliriz arkadaşlar. 2 pi bölü 5 radyan da yine kaç grattır demiş. Onu da önce dereceye çevirebiliriz. Değil mi? 360 bölü 5'ten 72 derece yapar. Değil mi? 72 derece yapar. Bir daha bakalım. Evet 72 derece yaptı. Daha sonra bunu da yukarıdaki denklemi kullanarak 72 bölü 180 eşittir. Grad bölü 200'den işte 36'ya bölelim 2, 36'ya bölelim 5. Bunu da sadeleştirelim. 40, 80 grad olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Evet. Açı ölçüleri arasında bu şekilde bir ilişki bulunmaktadır. Peki dar açıların dik üçgende bir dar açının trigonometrik oranı hemen kısaca hatırlayalım. Sinüs dediğimiz zaman karşı dik kenar uzunluğunun hipotenüsü oranını görüyoruz. Yani burada ne olacak? B'nin C'ye oranı. Sinüs. Kosinüs dediğimiz zaman komşu dik kenarın hipotenüsü oranı yani A'nın C'ye oranı. Tanjant eğim demektir arkadaşlar. Teğet demektir.
eğim anlamına da gelir. Bunu trigonometride de konuşmuştuk. Karşı dik kenarın komşu dik kenara kotanjant da bunun tersi oluyordu. Buradan sekant ve kosekantın da biri sekantın kosinüsün reel tersi, kosekantın da sinüsün reel tersi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabi buradan bazı basit eşsizlikleri hemen elde edebilirsiniz. Mesela kotanjant B ile tanjant B'nin çarpımı, bakın birbirine çarptığınızda A ve B'leri birbirine götürür, 1 çıkar. Yine Pisagor teoreminden sinüs kare B ile kosinüs kare B'nin toplamının 1 olduğunu bulabiliriz. Diğer bir eşitlik arkadaşlar, yine ileride karşımıza çıkacak, kullanacağımız bir eşitlik. Mesela tanjant kare B ile 1'i topladığınızı düşünün. Bu ne olur? Sinüs kare B bölü kosinüs kare B artı 1 olur. Burada payda eşitlerseniz yukarının kos kare artı sin kare olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla 1 bölü kosinüs kare B, yani sekant kare B olur. Yine benzer şekilde kotanjant kare B ile 1'in toplamı da kosekant kare kosekant kare B olduğunu görebiliriz. Biz daha çok bunları şöyle de yazabiliriz. 1'i karşıya atarsak sekant kare B eksi 1 diye de yazabiliriz. Genelde o şekilde karşımıza çıkıyor. Burada hemen bir şey belirteyim. Bazı kaynaklarda tanjant yerine şöyle TG alfa, yani işte bizim şeyde B açısıyla göstermiş. TGB şeklinde, kotanjant yerine de CTGB şeklinde de kısaltma, daha farklı bir gösterim kullanılabilir. İkisi de aynı anlama geliyor. Yani birisi şöyle düşünün, bu tangent diye yazılır. Birisi ilk üç harfini alıyor. Diğeri de T ile G'yi alıyor mesela gibi. Bir de yine ikinci bir durum burada dikkatinizi çeksin. Mesela bizim Latinceden gelen kullandığımız bir ek var değil mi? Co. İşte mesela covariant gibi. Başka ne var? Hatırladığımız. Burada işte co deyince yani eş anlamına geliyor. Şu an aklıma gelmedi. Kimyada vardı. Kimyada kullanılıyordu ama. Covalent bağ gibi. Buradaki karşılığı aslında eşi, onun eşi anlamına geliyor. Onun ikizi gibi. Yani sinüs mesela co sinüs. İşte tanjant co tanjant. Sekant co sekant. Yani bunlar aslında diğerinin nasıl diyelim, ikizi gibi, kardeşi gibi düşünün. Öyle isimlendiriliyor. Yani normalde 3 tane ana şey var işte. Sinüs, tanjant, sekant. Diğerleri de bunların eşleri gibi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu başka yerlerde de kullanıyoruz. Yani co kelimesi bizim için kullanılan bir ifade. Co eki. Şimdi tabii trigonometrik fonksiyonların biz birimçem dik üçgen üzerinde çok uğraşmayacağız. O bizim için çok kullanışlı bir durum değil. Basit, öğrendik. Biz onları daha çok birim çember üzerinde konuşacağız. O yüzden önce birim çemberi kısaca bir hatırlayalım. Birim çemberi biz analitik geometride konuştuk. Merkezi orijin olan, yarıçapı bir birim olan, x kare artı y kare eşittir bir denklemini sağlayan çemberdi. Burada farklı olarak yeni gördüğümüz sarmal fonksiyon dediğimiz bir fonksiyon var. Sarmal fonksiyon aslında şunu yapıyor. Birim çember üzerindeki noktaları reel sayı doğrusuyla eşleştiriyor. Bakın reel sayı doğrusu üzerinde sıfır sayısıyla çember üzerindeki A1 sıfır noktası çakışacak şekilde sayı doğrusunun birim çembere teğet yapalım. Burada olduğu gibi. Sayı doğrusunun çember üzerine şekildeki gibi saralım. Yani şöyle düşünün. Bir çember var elinizde. Tamam mı? Ve sonsuz bir ip var. Sonsuz bir ip. Şu noktada ipi çembere sabitlediniz. Ve bu sonsuz ipi çembere sarıyorsunuz. Tamam mı? Şöyle sardığınızı düşünün. Bu şekilde çembere sarıyorsunuz ipi. Sonsuz kez. İşte bu sarma fonksiyon dediğimiz şey bu. Peki bu sarma esnasında aslında ne yapıyorsunuz? Mesela bu ip üzerinde çeşitli noktalar işaretlediğinizi düşünün. Belirli bir aralıkla bu noktaların birbirleriyle çakıştığını göreceksiniz. Değil mi? İşte diyelim ki bu noktayı kırmızıyla boyadık. İşte kırmızı. Atıyorum bunu da mor yaptık. İşte şunu da yeşil yaptık. Bir tane daha yapayım. Şu da turuncu olsun. Sardığınızda bir süre sonra işte kırmızı rengin atıyorum turuncuyla üst üste geldiğini göreceksiniz. Belirli bir aşamadan sonra. İşte burada da
bu renkli olan ip üzerine renkli işaretlediğimiz noktaların sayı doğrusu üzerine bir sayıya karşılık gelen nokta olduğunu düşünün. Kim o sayı? O sayı 3, 5, 7 gibi reel sayı. Ama biz bunları, bu 3, 5, 7 gibi reel sayıları gösterirken onların sayısal değerini, yani o bizim bildiğimiz anlamdaki adi sayısal değerini kullanmayacağız. Onlara radyan değerlerini kullanacağız. Bu sayılara pi'leri karşılık getiriyoruz arkadaşlar. Mesela 5 yerine onun pi karşılığını, 3 yerine onun pi karşılığını, işte atıyorum 30 yerine onun pi karşılık getirdiğiniz zaman artık biraz daha anlamlı hale getirmiş oluyorsunuz. Ve böylece bunların bir süre sonra birbirine çakıştığını görüyorsunuz. Aslında şunu yapıyoruz biz. Biraz ilerlediğimizde onu göreceğiz ama bu eksi 1, 1 aralığını çembere sarıyoruz. Yani eksi 1, 1 aralığı bizim için yeterli oluyor. Geriye kalanlar da eksi 1, 1 aralığının üzerine sarılmış oluyor. Tamam mı? Onu biraz daha ileride konuştuğumuzda tekrar buraya döneriz. Şuraya okuyalım. X sayısı P noktasına pi bölü 2 sayısı. Bakın şuradaki X sayısı P noktasına pi bölü 2 B noktasına. Bakın şurası pi bölü 2 çember üzerinde. 3 pi bölü 2. Nerede o 3 pi bölü 2? Şurada bir yerde. 3 pi bölü 2 eksi pi bölü 2 olarak yazılmış. B üssü noktasına. Evet, 3 pi bölü 2 B üssü noktasına. 2 pi sayısı da A noktasına çakışır. Bu sarma işlemine devam ederek çember üzerindeki herhangi bir nokta sonsuz tane reel sayı ile eşleştirilmiş olur. Mesela B noktasını ile eşleşen reel sayıların kümesi. B noktası nerede? Burada bakın. Pi bölü 2 eksi 2 pi. Pi bölü 2 eksi 2 pi. Pi bölü 2. Pi bölü 2 artı 2 pi. Yani şöyle düşünebiliriz. Pi bölü 2 artı 2 k pi şeklindeki bütün noktalar B noktasıyla çakışır. Bunlar mesela kırmızı noktalar atıyorum. P noktasıyla çakışana bakarsanız P noktası şurası. X'in kendisi olacak. 2 pi kadar geleceğim. 4 pi kadar. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Her nokta kendisinden sonra kendisinden 2 pi uzaklıktaki noktayla kesişecek. Değil mi? Yani sayı doğrusunu şöyle düşünün. Şurası 0 olsun. İşte bura bir x noktası ise x'ten 2 pi nokta sonra, yani x artı 6,14 kadar nokta sonra ki nokta x de çakışacak. İşte bundan x artı 4 pi kadar nokta sonraki de yine bununla çakışacak. Yani şu 3 nokta çembere sardığınızda üst üste gelecek. Yine eksi olursa da işte x eksi 2 pi mesela, bu da onlarla üst üste gelecek. Bu sarman fonksiyon mantığını anlarsanız trigonometrik fonksiyonlardaki o hesaplamaları daha iyi anlarsınız. O yüzden buna biraz kafa yormanızı sizden rica ediyorum. P noktasına karşılık gelen bu x artı 2 k pi sayılarına AP yayının radyan türünden ölçüsü denir. Bunu söylemiştik. 0 2 pi ise 0 küçük eşit 2 pi ise x sayısına radyan türünden esas ölçü diyoruz. Esas ölçü. Bu esas ölçüyü arkadaşlar biz ne yapacağız? Daha ileride farklı açılarla karşılaştığımızda bulmaya çalışacağız. Yani biz esas ölçüye şöyle bakabiliriz arkadaşlar. Bir açının 2 pi'den kalan kısmı. Tamam mı? Zaten 2 pi'yi geçemiyorsa kalan kısmı olmaz. Bakın şöyle düşünebilirsiniz. Yani bir y açısı düşünelim. Y açısını eğer ben esas ölçüsünü bulmak istersem şöyle düşüneceğim. Onun esas ölçüsüne x diyeyim. X artı 2 pi'den artan kısım. Yani k çarpı 2 pi diyeyim. Tamam mı? 2 pi'den artan kısım. Buradaki k işte reel sayı olsun artık. Yani şey de olabilir, tam sayı da olabilir, olmayabilir de arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Mesela diyelim ki 13 pi'lik bir açı verildi bize. Bunun esas ölçüsü ne olacak? 13 pi ne demek? 13 pi eşittir 6 çarpı 2 pi artı pi. İşte artan kısım bu oluyor. Esas ölçü bu. Ya da bize mesela 17 pi bölü 3 şeklinde bir açı verildiğini düşünelim. 17 pi bölü 3. Bunu nasıl yazalım? 17 pi bölü 3 eşittir. Mesela şöyle yazabilirim. 5 pi
4 pi desek 5 pi artı 2 pi bölü 3 şeklinde yazabilirim. 5 pi olmaz. 2 pi'nin katı olacaktı. 4 pi yapayım onu. 4 pi yapsam oluyor mu? Oluyor. 4 pi artı 5 12, 17. 5 pi bölü 3. O zaman bunun esas ölçüsü 5 pi bölü 3 oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi tabi burada şunu söyleyelim. Bu esas ölçü bulmanın pratik yolu var. Mesela derece cinsinden verilirse, örneğin bize dese ki 3960'ın esas ölçüsü nedir? Biz bunu 360'a bölüyoruz. 360'a bölüyoruz. İşte bir kez diyelim. 360 kaç kaldı? 36. Değil mi? 360. Buraya bir 11 mi oluyor? Evet. 11. 360. 0. Bunun esas ölçüsü 0'mış. 360'ın tam katı çıktı. Değil mi? O zaman bunun esas ölçüsü 0. Başka bir tane yazayım. Mesela eksi 498'in esas ölçüsü ne olur? Bunu da şöyle yapıyoruz. Eksiyi görmezden geliyoruz önce. Eksi yokmuş gibi davranıyoruz. 498'i 360'a bölüyoruz. Kaç yaptı? Bir kez 360 ne kaldı? 138. O zaman sonra 138'i 360'tan çıkarıyoruz. Eksi olduğu için 360'tan da 138'i çıkarırsak arkadaşlar kaç yapıyor? 222 yapıyor. Demek ki eksi 498'in esas ölçüsü arkadaşlar. Eksi 498'in esas ölçüsü 222 oluyor. Şuraya yazalım. Eksi 98'in esas ölçüsü bu. 222. Şunda da bir pratik metot var. Onu da söyleyelim. Şu 17 pi bölü 3'ün esas ölçüsünü bulmak istediğimizde veya benzer bir açının. Onu da şuraya yazayım. Onda da arkadaşlar orada da şöyle bir durum var. Örneğin 19 pi bölü 5'in esas ölçüsünü bulmak istersek 19'u paydan 2 katına bölüyoruz. 10. Bir defa 10 ne kaldı? 9. O zaman bizim esas ölçümüz 9 pi bölü 5 oluyor. İlk paya da bölüyoruz. Yani aslında benim yukarıda yaptığım işin benzeri. Niye? Çünkü sizin 19 pi bölü 5 dediğiniz 9 pi bölü 5 artı 2 pi'dir. Yani 2 pi kadar kısmını alıp kalanı atıyorsunuz. Bunu da işler sıra çarpımı yaptığınızda yukarıda şunu görüyorsunuz. Bakın şöyle bunun nedenini bilin ki hafızanızda kalsın. 19 pi bölü 5'i şöyle yazabilirim. 9 pi artı 5 çarpı 2 pi bölü 5. Dolayısıyla ben 19'u şuraya odaklanırsanız 19'u 2 pi'nin bir katı şeklinde yazabilmem için paydanın 2 katına bölmem gerekiyor. Tamam mı? Bakın şöyle yazdık. 19 pi aslında 9 pi artı pi çarpı 10 şeklinde yazdık. Yani 19 pi'nin 19'un 10'a bölümünden kalandır bu. O yüzden 2 katına bölüyoruz. Tamam mı arkadaşlar? 2 pi'nin gelmesi için 2 katına bölüyoruz. Ama sonra yazarken de esas ilk baştaki paydaya bölerek yazıyoruz.